Herkese merhaba, ben Gökhan Burar. Şu an DMM Medya YouTube kanalındasınız. Önceki videolarımızı izlediyseniz bizim her şeyi uzata uzata yaptığımızı biliyorsunuzdur. Bu sefer öyle olmayacak, direkt konuya gireceğim. Çekim teknikleriyle ilgili ilk videoya hoş geldiniz. İlk videonun ne olması gerektiğini uzun uzun düşündüm. Sonra yayın formatları olması gerektiğine karar verdim. Öncelikle yayın formatları ile ilgili bilmemiz gereken iki farklı FPS türü var. Yani saniye başına düşen kare sayısı. Bunlar elektrik şebekelerine göre uygulanıyor. Şöyle ki özellikle Amerika kıtasında ilk elektrik şebekeleri yaygınlaşırken Amerika kıtası saniyede 60 atım gönderen elektrik türüne geçiyor. Buna da biz 60 Hz elektrik diyoruz. Yani onların elektriği saniyede 60 kere elektrik akımı gönderiyor. Ama Avrupa diyor ki 50 olsun, az düz olsun. Avrupa'da 50 Hz elektrik akımı modeline geçiyor. Amerika dışında Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünyanın çok büyük bir kısmı PAL şeklini kullanıyor. Bu da bizim çekimlerimizi 25 kare yapmamız gerektiği anlamına geliyor. 25 veya katları. Televizyon kanalları hep 25 üzerinden yayın veriyor. Aynı şekilde Avrupa'daki yayın organlarının tamamı 25 kare üzerinden yayın yapıyor. O yüzden bizim de bir içeriği çekerken 25 çekmemiz gerekiyor. Amerika'da yaşayanlar ve Amerika'da yayın yapanlar için bunun standardı 30. Bunu aradan çıkarttığımıza göre şimdi hangi türleri hangi kare hızlarında çektiğimize gelebiliriz. Sinemada gösterilen filmler 24 kare bandında çekiliyor. Çünkü sinema projektörleri 24 kare üzerinden yayın yapıyor. 25 kare yaptığınız zaman çok gıcık bir görüntü çıkıyor. Mesela sinemada gösterilen reklamların bazısı sinemaya özel çekilmemiş oluyor. Dikkatli bakarsanız fark edersiniz çok gıcık duruyor. Çünkü 25 kare planlandığı için 24 karede oynatınca görüntü bozulmaya başlıyor. Yani bozulma değil tam olarak da. Bunu anlatmak biraz zor. Televizyon dizilerimizi ve internet dizilerimizi 25 kare bandında çekiyoruz. Çünkü televizyon kanalları 25 kare bandında yayın yapıyorlar. Bunun yanı sıra YouTube videosu çekmek isteyenler için de Türkiye'de çektiğinizi varsayarak yine 25 kare üzerinde çekmeniz gerekiyor. Yani 30 kare çekme şeyine girmenize hiç gerek yok. Şu an bu stüdyoda LED lambalar kullanılıyor. Mesela ben bu programı 30 kare çekiyor olsam ekranda dalgalanmalar göreceksiniz. Tabi kameranın türüne göre değişir ne kadar yüksek dalgalanma olacağı. Ama ışığa tutarsanız net bir şekilde anlaşılır. Özellikle YouTube'a program çekenlerin çoğunun telefon kullandığını varsayaraktan telefonların da genelde 30 kare çekmeye standart ayarlanarak geldiğini düşünürsek onlar için bu bir dezavantaj yaratıyor. Onun için de ücretsiz video çekim programları var. Ayrıca ücretli olan da video çekim programları var. Onları kullanarak 30 kare yerine 25 kare çekebilirsiniz. Niye 50 ya da 100 demediğimi anlatacağım. Bu FPS seçimleri profesyonel video kameralar için istediğiniz her değere ayarlanabiliyor. 24, 25 ya da 30 çekmek zorunda değilsiniz. Ara değerleri de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 20 kare, 18 kare ya da 23 kare, 22 kare gibi. Onu kullananlar ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Giriş seviye makineler, yani şu an bizim çektiğimiz makine gibi iki farklı çeşitte ayarlanabiliyor genelde. Bizimki ayarlanamıyor ama ayarlanabilir örneğini ben size göstereceğim. PAL ve NTSC seçimi yapılabilen modeller var. Eğer bu seçeneği PAL'a göre ayarlamazsanız o zaman bütün çekimleri 30 üzerinden yapar. Yeni bir kamera aldıysanız özellikle bu yurt dışı kaynaklı bir kameraysa o zaman ayarlarının içinden NTSC seçimini PAL'a çevirin ve bu şekilde çekimlerinizi yapın. Bir de bizim kamera gibi bu seçeneklerin tamamının listelendiği kameralar var. Onlarda da yine 25 ve katları üzerinden çekim yapıp çıktığınızı 25 almanız gerekiyor. Bunun detaylarına geleceğim. Az önce de söylediğim gibi telefonların çoğu 30 kare bandında geliyor. Ama bazı telefonlar 25 seçeneğini sunuyor. iPhone'un birkaç modelinde vardı hatırladığım kadarıyla. Asıl önemli olan konulardan biri de videonun en boy oranı. Şu an 16'ya 9 bu videoyu izliyorsunuz. Niye 16'ya 9? Biz genelde 16'ya 9 yayınlamıyorduk. Niye bu video 16'ya 9? Çünkü bu örnekleri verebilmem için. 16'ya 9 aslında televizyon formatı. Yani 1.78'e 1 oranında. Yani şu an televizyon dışında pek kullanan yok. Bir de kameralar 16'ya 9 endeksli geliyor. Onun dışında kullanmayın. Gerek yok. Telefonların ekranı çok uzun. Telefona göre alttan üstten perde, yani alttan üstten perde değil aslında. Direkt o formatta çıktı almak gerekiyor. Onu da anlatacağım. Sinemaskop ölçeği var. O da 2.39'a 1 olarak geçiyor.
Ama bunu 2.35 yapanlar var, 2.40 yapanlar var. Hatta 2.45 yapan filmler bile var. İnternet sitelerinde gördüğünüz 576 ya da 724 gibi ara değerler bu sinemaskop çekimden kaynaklanıyor. Sondaki piksel değeri değişiyor. O yüzden o ara seçenekleri görüyorsunuz. Bazı yan seçenekler de var. Mesela Amerikan standartlarına göre DCI etiketiyle kameralarda gelen 17'ye 9 ölçeği var. 17'ye 9 ölçeği de 1920'ye 1080 değil de 2048'e 1080 olarak geçiyor. Bu ölçeklerde şöyle bir şey var. Yayın mecranıza göre bunu belirlemeniz gerektiği gibi aynı zamanda bu konuda çok özgürsünüz. İstediğiniz her ölçeği kullanabilirsiniz ki şu an güncel çıkan birebir ya da 4'e 3 ölçekli sinema filmleri de var. 3'e 2 ölçekli sinema filmleri de var. Aynı zamanda 16'ya 9 ölçekli sinema filmleri de var. Nerede göstereceksiniz? Yayınlanan görüntüde önemli olan sizin için neresi? Yani manzaralarla dolu bir içerik çekiyorsanız o zaman sinemaskop çekmekte fayda var. Fakat fazla mekan önemli değil, diyaloglara önem veririm diyorsanız kare formatta çekmek en mantıklısıdır. Biz normalde YouTube videolarımızı 2'ye 1 ölçeğinde yayınlıyoruz. Bu da 4K için 3840'a 1920'ye geliyor. Yani bu video öyle olmasa da genelde içeriklerimizi bu formatta yayınlıyoruz. Bazen bunu daha da abartıyoruz. Daha ince uzun hale getiriyoruz. Tam bir sinemaskop olmasa da kısa filmlerin de çoğunu tamamen sinemaskop şekilde yayınladık. Bir de 2'ye 1 oranını bu kadar çok kullanmamızın sebebi aslında 2'ye 1 oranı hesaplaması daha kolay olan bir oran. Yani yatayda 3840 yaptıysan dikeyde de onun yarısı yapıyorsun. Ya da işte mesela 4000 üzerinden hesaplarsan yatayda 4000 yapıyorsun, yukarı doğru 2000 yapıyorsun. Hesaplaması daha kolay. Bir de hızlı çekim olayı var. Hızlı çekim aslında yüksek FPS'li çekim demek. Yani yüksek kare hızına sahip, saniyede yüksek kare hızına sahip çekim tekniği demek. Buna hızlandırılmış denir normalde. Bütün kameralarda da hızlandırılmış olarak görünür Türkçe menülerinde. Ama herkes buna slow motion diyor. Slow motion aslında yavaş çekim demek. Az önce FPS değerlerinden bahsettim. Türkiye için 25 karede, filmler için 24 karede, Amerika için de 30 karede çekmeniz gerekiyor. 30 karede yayınlanıyor ya da 25 karede yayınlanıyor. O yüzden yüksek karelerde bazı sorunlar oluşmaya başlıyor. Şimdi mesela ağır çekim yapmak istediğiniz zaman bir görüntüyü 2 kat yavaşlatacaksanız 50 karede ya da 4 kat yavaşlatacaksanız 100 karede çekebilirsiniz. Ama bu görüntüyü yavaşlatmayacak olduğunuzda sorunlar çıkmaya başlıyor. Mesela 25 karede çekim yaparken 25 enstantane kullanırsınız. Enstantanelerin de detaylarına ineceğiz. Bunu örnek olarak göstereceğiz. Örneklerini de göstereceğiz. Yüksek enstantanede çekince ne olur? Ya da düşük enstantanede çekince ne olur? Bunların örneklerini göstereceğiz ama burada kısaca değineyim. Kare sayısı kadar enstantane açmanız gerektiği için mesela 100 karede çekim yaparken enstantaneniz 1/100 olmalı. 1/100 olursa bunu ağır çekim yapmak zorundasınız. Ağır çekim yapmazsanız bir önceki videoda konuştuğumuz gibi ve bundan sonra enstantane konusunda da konuşacağımız gibi görüntü daha çok veri kaydettiği için bu hareket bulanıklığı olmuyor. Yüksek FPS'te gerekmedikçe çekmeyin. Bir de bu slow motion mevzusunda 25 kare yayın yapacakken 120 karede çekenler var. Videonun başında söylediğim bu ışıklardaki flicker efekti 120 kare çekmeye çalışırsanız sizde de olacak. Buradaki olay yüksek kare çekerken bile 120 kare çekmemek. 120 kare 25 karenin katı değil. Çok basit bir mantık. 25 karenin katıyla çekmeniz lazım. Yani 120 yerine 100 ile çekmeniz lazım. Özellikle yavaşlatmak için çekilen görüntülerde yapılan en büyük hatalardan biri de bu. Bunu da söyleyeyim dedim. Videoda bitrate olayına geldik. Burası biraz karışık. Biraz da matematiksel işlem istiyor. Aslında çok büyük bir olay da yok. Şöyle ki bitrate dediğimiz şey aslında videonun boyutu. Videonun boyutu ne kadar artarsa kalitesi de o kadar artar. Özellikle yeni giriş seviye kameralarda da seçme şansı var. Profesyonel kameralarda da seçme şansı var. 4K bir çekim ortalama 100 megabitten başlar. İşte 200 olanlar var, 400 olanlar var, 720'ye kadar çıktı. Bunlar videonun kalitesini belirler. Aynı zamanda da boyutunu çok yükseltir. Yayın bitrate'inin düşük olmasından dolayı televizyona iş verirken de öyledir. YouTube'a çekim yaparken de öyledir. Yani YouTube'a siz 100 megabitlik bir videoda yükleseniz 4K o 24 megabit olarak yayınlanacak. Sizin de zaten çıktığı 24 megabit olarak almanız gerekiyor. Videonuz çok yüksek boyutta olmaz. Bu bitrate mevzusu da şöyle hesaplanıyor. 100 megabit bir video çektiniz. Bu 100 megabit videonun her bir saniyesi ortalama 12,5 megabayt yapar. Yani 100 yerine 200 yaparsanız sayı 2 katına çıkacak demektir. Yani normalde bizim şu anki çektiğimiz kamera 4K'da 100 megabit çekiyor.
seçenek olsaydı da mesela 200 megabit çekseydik ortalama yaklaşık mesela bir program çektiğimizde 2 kamera 3 kamera bir program çektiğimizde 30 GB'a çıkıyor. O 2 katına çıkacaktı. Bitrate mevzusu aslında önemli olduğu kadar sizin ne yapacağınızla da alakalı. Fazla bir renk yapmıyorsanız görüntüye ya da görüntüyü olduğu gibi kullanıyorsanız o zaman bitrate'in sizin için hiçbir önemi yok. Yani en düşükte çekseniz de en yüksekte çekseniz de yine çıktı alırken siz onu düşüreceksiniz. Sonra YouTube'a yükleyeceksiniz. Biraz da YouTube sıkıştıracak. Ortaya her zamanki izlediğiniz YouTube videosu çıkacak. Hiçbir fark olmayacak. Çıktı oranları. Az önce video en boy oranlarından bahsettim. Onu nasıl çıktı alacağınız? Mesela televizyon için siz 16'ya 9 görüntü çektiniz. Sonra dediniz ki YouTube'a atarken ama ben buna biraz perde atayım. Perde attınız. Ne kadar attıysanız mesela atıyorum 2'ye 1 orana getirdiniz. Yani 16'ya 9 videonun üstünden ve altından kırptınız. Oraları görmemek için yapmanız gereken şey çıktı çözünürlüğünüzü ona göre değiştirmek. Mesela 2'ye 1 oranına getirdiyseniz bir 1080p videoyu o zaman 1920'ye 960 olarak çıktı almanız gerekiyor. Bu sayede alttaki üstteki perdeler izlerken görünmüyor. Netflix izlediyseniz ya da YouTube'dan yatay video izlediyseniz, yatay yüklenmiş yatay video izlediyseniz fark etmişsinizdir. 16'ya 9 bir videoya perde atıp 16'ya 9 olarak yüklerseniz o zaman telefonda tam ekran görünmüyor. Ama perde yerine çıktı çözünürlüğünü ona göre ayarlarsanız o zaman otomatik olarak telefonda da tam ekran izliyorsunuz. Aslında çıktı oranını seçmek çok önemli. Ben çok fazla kişide görüyorum. Mesela 17'ye 9 DCI formatında kamerada çekim yapmış. Bunu 16'ya 9 olarak çıktı almış. Videonun altında üstünde azıcık bir perde var. Telefonda da o perde görünüyor. Bu çok saçma. Niye o zaman 17'ye 9 çektin yani? Çıktı oranlarına giren bir başka mevzu da FPS olayı. Mesela siz atıyorum böyle bir konuşma çektiniz ve bunu 50 FPS'te çektiniz. Bunu 50 FPS olarak çıktı alırsanız bu video 50 FPS olur. Bu da YouTube'da izlerken yüksek yükleme hızı kullanmak demek. Bu da çoğu kişinin izlerken sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor. 1080p 50 FPS çektiğiniz bir videoyu 1080p 50 FPS olarak yüklerseniz eğer o zaman 1080 izleyebilecek pek çok kişi 720'de ya da 480'de izlemek zorunda kalacak. Çünkü YouTube 25 kareyi sıkıştırdığı gibi 50 kareyi sıkıştırmıyor. Niye? Çünkü 2 kat fazla kare var. 2 kat fazla kare demek 2 kat fazla boyut demek. 2 kat fazla boyut demek YouTube'un da 2 kat daha az sıkıştıracağı anlamına geliyor. Bu kaliteyi etki etmiyor. YouTube'da izlediğiniz kalite yine 25 ile aynı seviyede oluyor. 50 FPS yükleyeyim de kalitesi daha iyi olsun demeyin. Yüklemeyin. Gerek yok. Özellikle böyle konuşma videolarına falan hiç gerek yok. Dizi falan çekiyorsanız eğer onu da 50 FPS olarak çektiyseniz bile 25 ile yükleyin. Çünkü insanlar yorulur. İzlemezler. Ve neyden dolayı yorulduklarını da bilmezler. Ya da neyden dolayı dizinin itici geldiğini de bilmezler. Özellikle dizi çekerken falan 25 çekin. Aksiyon sahnesi olursa 50 çekin. Çıktığı 25 alın. İkinci 15 dakikanın sonuna geldik. Bu video düşündüğümden daha uzun oluyor olabilir. FPS olaylarında bir de stok video olayı var. Stok bir görüntü çektiyseniz mesela 4K 100 FPS'de bir stok görüntü çektiyseniz ağır çekim yapılabilsin diye onu 100 FPS olarak yüklemeniz gerekiyor. Yani genellikle İşlemden geçirmeden yüklemeniz beklenir stok videolarda ama işlemden geçirdiyseniz bile olabildiğince yüksek kalitede çıktı alıp yüklemeniz beklenir. Çünkü onu alan kişi para ödüyorsa onun ham görüntü olması gerekiyor ki üstünde istediği işlemi yapsın. Aynı şekilde mesela müzik klipleri özellikle hareketli müzik klipleri 50 FPS ya da 100 FPS dolaylarında çekiliyor. Niye? Çünkü klibin neresinde ağır çekim koyacağınızı, neresinde ağır çekim koymayacağınızı bilemezsiniz. O yüzden tamamını genelde yüksek FPS çekerler. Kamera ısınıp kapandığı için biraz ara verdim ve sonra geri geldim. Yüksek FPS'te çektiğiniz bir müzik videosunu hiç ağır çekim yapmadan bitirdiniz mesela. 50 FPS çekmiştiniz. 50 FPS çıktı alayım demeyin. Yine 25 alın. 25 iyidir. 25 candır. Birkaç tane de tüyo olabilecek örnek vereceğim. Genel olarak kameralar 16'ya 9 ayarlı olarak geliyor. Yani çekim formatı 16'ya 9. Başka formatta çekmiyor çoğu kamera. Telefonlar da buna dahil. Bazı kameralarda ve bazı telefonlarda tam ekran ya da kameralar için DCI modu var. DCI'da az önce bahsetmiştim 17'ye 9 oran demek oluyor. Bunların dışında bir ölçek kullanacaksanız şu an örnekte de gördüğünüz gibi çekerken üstteki ve alttaki
gidecek olan bölümleri hesaplamanız gerekiyor. Şimdi ben bu videoyu 16'ya 9 yayınlayacağım diye bu şekilde çekiyorum. Eğer 18'e 9 yani 2'ye 1 ya da sinematik formatta çekecek olsaydım o zaman bu kadar yakından çekmeyecektim. Biraz daha uzaktan çekecektim. Bunu montajda da kompozisyona uydurabilirsiniz. Bu da bir seçenek ama genel olarak 16'ya 9'muş gibi çekim yapmak sonra mesela sinemaskop görüntüye geçerken çok fazla şeyden feragat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Mesela yayında olan ve kartlardan izleyebileceğiniz sıfırdan filmi 16'ya 9 formatta çekildi ama çekerken perdenin geleceğini hesaplamadık. O şekilde çektik tüm filmi ve sonra gözüme hoş gelmediği için 16'ya 9 sonuçta bir televizyon formatı ve YouTube'da hiç kimse 16'ya 9 izlemiyor. O yüzden 18'e 9 formatına getirdim. Bunu yaparken de mesela telefonla konuşma sahnesinde oyuncunun yüzü görünürken telefon kadraj dışı kalıyor. Bir tilt hareketi yaparak kendiniz görüntüyü dengeleyebiliyorsunuz. Ama mesela sinemaskop yapmış olsaydım ki bunu denedim. Yaklaşık bir 20 dakikasını montajladım. Devamını yapamadım. Onu da remastered format olarak yayınlayacaktım ama bir türlü bitiremedim. Çünkü bir film montajlamak bir video montajlamak gibi değil. O filmi montajlamak yerine 5-6 tane YouTube videosu çekip montajlamayı tercih ederim. Çünkü 50 dakikalık video yaklaşık 3 saatlik görüntü var. Tek kamerayla çekilmiş bütün sahneleri tek tek konuşmanın gidişatına göre ayarlamanız gerekiyor. Çünkü her bir planda oyuncular farklı bir şey söylemiş. Yani bir film montajlamak, tek kamerayla çekilmiş bir filmi montajlamak çok zor. O yüzden bir türlü elim gitmedi. 15-20 dakikayı yaptım yaklaşık. Ondan sonrasını yapamadım. Aynı zamanda sinemaskop formata getirdim. Belki bir gün onu da yaparız. Bir de çıktı bitrate'ine değineceğim. Söylemiştim. Bir videonun çıktı bitrate'ini ayarlarken YouTube'un verilerine bakmayın. YouTube'un verileri bazı şeyleri yüksek, bazı şeyleri düşük söylüyor. Onun yerine yayın formatı olarak standartlaşmış bitrate'ler var. Mesela 1080p için 12 megabit, 4K bir görüntü için de 24 megabit. Tabii bu 25 kare formatı. Eğer zaten yüksek kare yayınlamak istiyorsanız yayınlamayın. Ama mesela 50 kare yayınlamanız gereken bir içerik olduğunu varsayarsak ki bu kanalda da öyle bir içerik var. Onu da kartlara koydum. Kartlardan izleyebilirsiniz. FPS çekim yaptık. FPS çekimde kamera çok hareket ettiği için yüksek kare çekip yüksek kare yayınlamak gerektiğini düşündük. Onu yüksek kare yayınladık. Ama onun dışında yüksek kare içerik yayınlamıyoruz. Evet, biraz konudan saptım. Biraz uzun konuştum. Düşündüğümden çok daha uzun bir kayıt aldım. Video uzamamıştır diye umuyorum. Aslında bu videoyu sadece yayın formatları üzerine yapacaktım ama çekime de girmek gerektiğini düşünerek çekimden de örnekler verdim. Burada kısa kısa konuştuğum ya da konuşmam gerekirken konuşmadığım konuların da detaylı videoları gelecek. Hepsini tek tek yapacağız. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki çana tıklayabilirsiniz. Ayrıca bize destek vermek için katıl butonuna da tıklayabilirsiniz. Onun dışında da bu videoda eksik gördüğünüz, şunu yanlış söyledin dediğiniz bir yer varsa onu da yorumlarında bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.